Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle Günay Yayınları 6. sınıf Uzum serisiyle dersimize devam ediyoruz. 3. ünite sınırları zorlayan test 4'teyiz. 1. sorumu büyütüyorum. Aşağıda bir tünelin girişinde yer alan uyarı levhası gösterilmiştir. Bu uyarı levhasına göre tünelden yüksekliği en fazla 3 tam %45 metre olan taşıtlar geçebilmektedir. Aşağıda tabloda bir nakliye firmasına ait 5 adet tırın yerden yüksekliklerinin metre cinsinden çözümlenmiş hali verilmiştir. Buna göre bu firmaya ait 5 tırdan kaç tanesi yukarıda görse, e, gösterilen tünelden geçebilir demiş. Arkadaşlar 3 tam yüzde 45'e eşit veya 3 tam yüzde 45'ten az olanlar geçebiliyor. Şimdi 1'e bakalım. 3 çarpı 1, 3. Artı 3 çarpı 0 tam onda 1, 0 tam onda 3 yapar. Yani arkadaşlar buraya direkt 3'ü yazıyoruz. Artı 0, 9 çarpı 0 tam yüzde 1. Yani 0 tam yüzde 9 Bakın burası 3 tam %39 oldu. 3 tam %45'ten az olduğu için geçebilir. 2'ye geldim. 2'yi arkadaşlar topladığım zaman 3 tam 1000'de 406 olarak buldum. 3 tam %45'ten küçük olduğu için geçebilir. 3'e geldim. Burayı arkadaşlar topladığım zaman 3 tam onda 5 olarak buldum. 3 tam onda 5, 3 tam %45'ten büyüktür arkadaşlar dolayısıyla geçemez. 4'e geldim. Burayı topladığım zaman arkadaşlar 3 tam 1445 olarak buldum. 3 tam %45'ten küçük olduğu için geçebilir. Son olarak 5'e geldim. Burayı arkadaşlar topladığımız zaman 3 tam 1055 olarak buldum. 3 tam %45'ten küçük olduğu için geçebilir. 1 2 3 4 sadece 4 tanesi geçebiliyor. 1 tanesi geçemiyor. Aşağıda kırmızı ve mavi bilyelerin kütleleri ile yapılan ölçümler şekil 1 ve şekil 2 de gösterilmiştir. Aynı renk bilyeler eşit kütleye sahip olduğuna göre bir tane kırmızı bilyenin kütlesinin bir tane mavi renk bilyenin kütlesinden kaç kilogram fazla olduğunu gösteren seçenek aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar şekil 1'e baktım. 2 kırmızı artı 2 mavi 1 tam onda 2 kilogrammış. Şekil 2'ye baktım. 3 kırmızı artı 2 mavi bir tam yüzde 56 kilogram. Aralarındaki fark sadece bir kırmızı olduğu için bir tam yüzde 56'dan bir tam onda ikiyi çıkarıyorum yani yüzde 20'yi sıfır tam yüzde 36 kilogram olarak buldum bir kırmızıyı. Bir mavi bulacağım arkadaşlar. Bir kırmızı sıfır tam yüzde 36 ise iki kırmızı ne kadardır? Geleceğim ben burayı 2 ile çarpacağım. 0 tam %36'yı 2 ile çarptığımda 0 tam %72 olur. 1 tam onda 2'den arkadaşlar 0 tam %72'yi çıkardığımda 0 tam %48 olarak geldi. Bu ne? 2 mavi. 1 maviyi bulabilmek için 2 ile sadeleştireceğim. 2 ile böleceğim. 0 tam %24 oldu. 1 mavi. 1 kırmızı 0 tam %36 idi. 1 mavi de 0 tam %24. Bunların farkını istiyor. 0 tam %36'dan 0 tam %24'ü çıkardım. 0 tam %12 oldu. Bunu arkadaşlar çözümleyelim. 1 çarpı 0 tam onda 1 artı 2 çarpı 0 tam yüzde 1. Şıklarıma baktığım zaman doğru cevabım C şıkkında. Yukarıda kalınlıkları verilen metal levhalardan aynı kalınlıkta olanlar aynı kutuda olacak şekilde 3 kutunun içerisine aşağıdaki gibi üst üste dizilerek yerleştiriliyor. Metal levhalar yukarıdaki gibi aralarında boşluk kalmadan üst üste kutulara yerleştirildiğinde kutularda hiç boşluk kalmamaktadır. Kutuların yükseklikleri birbirine eşit olup desimetre cinsinden birer tam sayı olduğuna göre 3 kutunun içerisine yerleştirilen toplam metal levha sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Kalınlıkları inceleyeceğim. 0 tam binde 17, 0 tam yüzde 17, 1 tam onda 7 desimetre. Arkadaşlar şimdi bu kutuların yükseklikleri birbirlerine eşit olup birer tam sayıymış. Yani ben diyorum ki bakın 17 desimetre ise mavi olandan 10 tane, Gümüş olandan 100 tane gri olandan 1000 tane yerleşir. 1000 artı 100 artı 10'dan burası 1110 tane olur. Arkadaşlar burası sadece 17 değil 17'nin katları olabiliyor. Dolayısıyla 1110 değil bakın 1110 olabilir 2220 olabilir 3330 olabilir. 4440 olabilir diye devam edecek. A şıkkım olabiliyor, B olabiliyor, C olabiliyor ama 555 olamıyor. Aşağıda Erdem öğretmenin geliştirdiği bir bilgisayar programı verilmiştir. Ekranda bakın bu tuşuna bastığımız bir kez bastığımızda girilen sayı 10 ile çarpılıyormuş. Geri tuşuna bastığımızda bir kez geri tuşuna bir kez basıldığında girilen sayı 10'a bölünüyormuş. Örneğin programa 0 tam %15 sayısı girilip bu tuşa üst üste ilk kez basıldığında oluşan sonuç bölümünde yazan sayı aşağıdaki gibi 15 olmaktadır. Yani bakın 0 tam %15 Normalde bir defa bassak bir defa onla çarpıyordu ama iki defa bastığı için iki tane onla çarpılacak ve 15 olarak gelecek. Programa 0 tam yüzde 24 sayısı girilip Ekrandaki tuşların her ikisine de en az bir defa basmak şartıyla toplamda 4 kez tuşlara basıldığında sonuç bölümünde yazan sayı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Arkadaşlar 2 defa yeşile basalım. Burası kaç olur? 24 olur. Şimdi iki defa da kırmızıya basalım. Bu defa ona böleceğim ve burası 0 tam %24 olur. Bakın geri sayıya döndük. Burası olabilir. 0 tam %24'ü bu defa 4 defa arkadaşlar neye basalım? Şöyle yapalım. Pardon. E, 4 defa değil de 3 defa kırmızıya 1 defa yeşile basalım. Bunlar birbirlerine götürecekler neden? Çünkü çarpma ve bölme ters işlemlerdir. Sonuç olarak biz 0 tam %24'ü 2 defa 10'a bölmüş olacağız. Ve burası 0 tam 10 binde 24 olarak gelecek. A şıkkıma da ulaştım. Devam ediyorum. 0 tam %24 arkadaşlar. 3 defa 10 ile çarpalım. bir defa da ona bölelim. Yani arkadaşlar 3 defa yeşile bir defa kırmızıya. Bu defa bunlar gidecek ve burası 24 olarak gelecek. Bakın C şıkkına dolaştık ama D şıkkına ulaşamayız. Dolayısıyla D şıkkımı işaretledim. Böylelikle videomun sonuna geldim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenip abone olmayı unutmayınız.